Merhabalar. Maddenin ayırt edici özellikleriyle yine birlikteyiz. Maddelerin birbirinden ayırt edebilmesini sağlayan her madde için kendine özgü olan özelliklerine ayırt edici özellikler diyoruz arkadaşlar. Daha önce biz daha önceki sınıflarda tat, koku, renk, sertlik gibi özellikleri maddeleri ayırt etmemize yardımcı oluyordu. Bu özelliklerin yanında şimdi de erime, donma, kaynama noktalarına bakarak biz maddeleri ayırt edeceğiz arkadaşlar. Hemen nasıl ayırt dediğimizde birincisiyle başlayalım. Erime noktasına bakarak maddeler ayırt edeceğiz. Katı maddeler ısıtılır ya da ortamdan ısı alırsa bu maddenin sıcaklıkları artar. Belli bir sıcaklık değerine ulaştığında madde erimeye başlar. Saf maddelerin tamamı eriyip sıvı hale geçinceye kadar bu sıcaklık değeri değişmez arkadaşlar. Erime sıcaklığında maddenin sıcaklığı değişmiyor. Çünkü aldığı ısıyı erimek için kullanılıyor. Maddelerin erimeye başladığı bu sıcaklık değerine erime sıcaklığı denir. Katı maddenin miktarı değişse bile eridiği sıcaklık değeri değişmez. Isı miktarı arttırılırsa erimesi hızlanır. Arkadaşlar erime sıcaklığı maddenin miktarına bağlı değildir. Sadece erime süresi artar. Bu şekilde bir örnekle anlatmaya çalışalım. Burada bir örnek görüyorsunuz. Bir tanesinde bir kalıp buz var. Bir tanesinde üç kalıp buz var. Aynı ısıtıcılarla bir deney düzeneği hazırlanmış. Başlangıç erime sıcaklığında olan buz kalıplarının tamamen erime süreleriyle ölçen mine aşağıdaki sonuçlarından hangisini elde etmiş olabilir. Mine özdeş kaplar, ısıtıcılar ve buz kalıpları kullanarak şekildeki düzeneği hazırlıyor. Arkadaşlar bunun ikisi de 0 santigrat derecede eriler. Fakat erime süreleri birbirinden farklıdır. Bir, i̇kinci düzenek birinci düzeneğin 3 kat daha fazla sürede eriyecektir. Çünkü bunda bir tane buz bunda 3 tane buz var. Yani ikinci düzenek, birinci düzenek 3 katı olacaktır. A şıkkına bakıyoruz, 2 katı olmaz. B şıkkına bakıyoruz, 3 katı doğru cevap B şıkkı. Zaten 1 ve 2 aynı sürede eriyemeyeceklerdir. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Maddenin erime sıcaklıkları miktarına bağlı değildir. Fakat erime süreleri birbirinden farklıdır. Miktarına göre değişir. Devam ediyoruz. İkinci ayırt edeceğimiz sıcaklık donma noktası yani donma sıcaklığı sıvı haldeki maddeler ısı vererek eğer ısı alaraksa erime sıcaklığı ısı verme, vererekse donma sıcaklığıdır. Sıvı haldeki maddeler ısı vererek soğursa belli bir sıcaklık değerine düştüğünde donmaya başlar. Saf maddelerin tamamı donup katı hale geçinceye kadar sıcaklık değeri değişmez arkadaşlar. Maddenin donmaya başladığı bu sıcaklığa donma sıcaklığı denir. Aynı maddenin erime ve donma sıcaklığı birbirine eşittir arkadaşlar. Bu çok önemli. Erime sıcaklığı donma sıcaklığına eşittir. Madde ısı alıyorsa eriyordur, ısı veriyorsa donuyordur. Ama aynı sıcaklıkta. Erime ve donma sıcaklıklarına örnekler verelim. Su 0 santigrat derecede. Demir 1535. Bakır 1083. Tungsten 3442 santigrat derece. Oksijen bakın gaz maddelerin erime sıcaklığı biraz daha düşük. Eksi 218. Etil alkol eksi -117 Alüminyum 660 derecede eriyor ve donuyor. Madde miktarı erime ve donma noktası için değiştirmez fakat erime ve donma süresini değiştirir. Maddelerin erime ve donma noktalarının bilinmesi kullanımlarını kolaylaştırır. Örneğin arkadaşlar biz şu demiri erime ve donma noktasını bilmemiz elimizi yakmamamızı sağlar. Yüksek sıcaklıkta eriyen maddeler ısıya dayanıklı eşyaların kullanımında kullanımında kullanılır. Mesela ampulün içerisinde tungsten metali kullanılır. Tungsten erime sıcaklığı çok çok yüksek bir maddedir. Bunun için ampulde kullanılır. Aynı şekilde motorda kullanılan parçalarda erime sıcaklığı çok çok yüksek maddeler kullanılır. Soruyla devam edelim. Saf katı bir maddenin ısıtılması süresince meydana gelen sıcaklık değişimleri tabloda verilmiştir. Buna göre maddenin erime noktası kaç santigrat derecedir? Baktığımızda arkadaşlar 0 santigrat derecede 16 yavaş yavaş yükselmiş, yükselmiş. 24'te sabit kalmış. O halde sabit kaldığı noktada ne olmuştur? Hal değiştirmiştir. O, bu maddenin erime noktası 24 santigrat derecedir. Madde erirken ve donarken arkadaşlar ne yapar? Sıcaklığı değişmez. Hemen tabloda değişmeyenlere bakıyoruz. 24 santigrat derecede sıcaklığı değişmediği için bu santigrat derecede altı ısıyı erimek için kullanmıştır. Onun için cevabımız 24 santigrat derecededir. Devam edelim. Tabloda bir tablo verilmiş. Tabloya göre maddenin 50 santigrat derecede katı halde bulunmaz diyor. Yöndeki tabloda bazı maddelerin erime ve donma noktaları verilmiş. Bakıyoruz su 0 santigrat derecede eriyorsa 50 santigrat derecede hangi haldedir? Sıvı haldedir. Sıvı halde bulunmaz diyor su bulunmaz arkadaşlar. Devam edelim. Kurşun kaçta eriyor? 327. 50'de henüz erimemiştir bu nedir? Katı. Kükürt 119'da eriyor. 50'de henüz erimemiştir katı. Naftalin 80 santigrat derecede eriyor. 50 de henüz erimemiştir. Naftalin de katı haldedir. Bize katı halde bulunmayanı soruyor Sı, e, sudur arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Diğer e, ayırt edici özelliğe geçelim. Kaynama noktası. Saf bir maddenin kaynamaya başladığı belli sıcaklık değerleri vardır. Bu sıcaklık değerine kaynama sıcaklığı diyoruz arkadaşlar. Her bir maddenin kaynama sıcaklığı birbirinden farklıdır. Kaptaki saf sıvı ısıtılmaya başladığı andan itibaren sıcaklık ölçümü yapılıyor ve kaynama sırasında sıcaklığın sabit olduğu gözlemleniyor. Kaynama süresince saf e, sıvıların sıcaklıkları ısı alıyor olmalarına rağmen sabit kalıyor, değişmiyor. Kaynama süresince aldıkları ısıyı sıcaklıklarını arttırmak için değil, sıvı halden gaz haline geçmek için kullanıyor. Baktığımızda arkadaşlar 2 santigrat 2 iki... 2 dakikada, 4 dakikada, 8 dakikada sıcaklığı artıyor. 12. dakikadan sonra sıcaklığı değişmiyor. Değişmiyorsa burada ne yapıyordur? Madde kaynıyordur. Kaynama süresince maddenin sıcaklığı değişmez, sabit kalır arkadaşlar. Kaynama noktası, erime ve dönme noktası gibi saf maddeleri ayırt etmek için kullanılan ayırt edecek özelliklerden bir tanesidir. Farklı saf maddelerin kaynamaya başlama sıcaklıkları birbirinden farklıdır. Şurada gördüğünüz gibi etil alkolün 78, oksijenin eksi 182 santigrat derecede kaynıyor, su 100, naftalin 218'de kaynıyor, demir 2750. Bakın katı maddelerin kaynama noktası daha yüksek. Bakır, alüminyum 2467, aseton kaynama noktası düşük bir sıvı, metil alkol 65, etil eter yine uçucu bir madde arkadaşlar, uçucu bir sıvı. 35 santigrat derecede kaynamaya başlıyor. Hemen arkadaşlar grafiği yorumlamak için baktığımızda arkadaşlar madde ısı alıyorsa sıcaklık değeri yukarıya doğru oluyor. Bakın sıcaklık değeri yukarıya doğru. Isı veriyorsa sıcaklık değeri aşağıya doğru oluyor. Madde erime ve donma noktalarında sıcaklık sabit, kaynamada sıcaklık değeri sabit oluyor ve hal değişimlerinde yine sıcaklık değeri değişmiyor. Erime ve donma ve kaynama noktasında sıcaklık bakın düz, sabit. Arkadaşlar yukarı doğruysa artan, düzse sabit. Aşağı doğruysa eğrimiz ne olur? Azalan olur. Buraya dikkat ederek yorum yapıyoruz. Sorularla devam edelim. Arkadaşlar PBS sorusu, grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen grafiğe bakalım. Saf suyun ısıtılması sırasında sıcaklığının zamana bağlı değişimi gösterilen grafik verilmiş. Hemen yorumlayarım. Kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece. Kaynama sıcaklığı arkadaşlar bakıyoruz grafikte düz olan da kaynamıştır. Bakıyoruz düzde kaç? 100. Sıcaklık 100. O halde birinci ifademiz doğru. Kaynama süresince sıcaklık artmıştır diyor. Bakalım. Hayır arkadaşlar sabit. Görüyoruz. O halde artmıştır dediği için yanlışı sorduğu için cevabımız B şıkkı kaynama olayının gerçekleşebilmesi için dışarıdan ısı almıştır. Evet, ısı alır kaynarken. 10. dakikada kaynamaya başlamıştır. Bakıyoruz ne zaman sabit olmaya başlamış? 10. dakikada. O halde bu da doğru. Cevabımız 5. şıkkı. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Buna göre öğrenci numaralanmış bilgilerin hangilerini yanlış işaretlemiştir? Bir öğrenci ısı ve sıcaklık gibi numaralandırılmış kavramlara tik işaretiyle bakmış. Alınıp verilen enerji sıcaklık demiş. Yanlış. Alınıp verilen ısıdır arkadaşlar. Sıcaklıkları farklı maddeler arasında aktarımdır. Aktarılan ısıdır. Doğru arkadaşlar. Birimi Celsius'tur. Sıcaklık doğru. Termometre ile ölçülen büyüklüktür. Sıcaklık doğru. Bize hangisi yanlış diyor? Bir yanlış arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olacak. Diğer soruyla devam edelim tabloya verilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Tabloda bazı saf maddelerin erime sıcaklıkları verilmiş. Bakalım. A şıkkında kurşunun erime sıcaklığında demir sıvıdır. Kurşuna bakıyoruz arkadaşlar. Kurşun 327 santigrat derecede eriyorsa demir bakalım kaçta eriyor? 1535'te kurşunun erime sıcaklığında demir sıvı değil henüz daha erimemiştir. O halde A şıkkımız yanlış. Çünkü demir 1535'te eriyor. 327'de henüz erimemiştir. Katı haldedir. Burada sıvı dediği için yanlış. Diğerlerine de bakalım. Saf maddelerin erime sıcaklığı birbirinden farklı. Bakıyoruz hepsi birbirinden farklı. Doğru. 10 santigrat derecede su sıvı. Bakıyoruz sıfırda eriyorsa onda sıvıdır. Doğru. Kükürt katı haldedir. Kükürt 119'da eridmeye başladığı için katı haldedir. Doğru. 125 santigrat derecede kurşun ve demir katı haldedir diyor. Bakalım 125'te, 327'de bakın 125, 327 eridiği için daha katı. Yine 1535'te, 125'te 1535'te eridiği için henüz katıdır, erimemiştir. Bu ifademiz de doğrudur. Yanlış olan A şıkkıdır. Diğer soruyla geçelim. Gökalp ilk sıcaklıkları aynı miktarları ise yukarıdaki gibi K, L, M sıvılarını ısıttığında K ve M'nin 78, K... Yet... K ve M'nin 78 santigrat derecede L'nin ise 100 santigrat derecede sıcaklıkta kaynadığını gözlemlemiştir. Buna göre KLM saf maddelerin hangileri aynı tür? Arkadaşlar kaynama sıcaklığı nedir? Ayırt edici özelliktir. Hangisi aynı sıcaklıkta kaynamıştır? K ve M o halde aynı olan hangisidir? K ve M sıvısıdır. Hangi şıkta var? 5 şıkkında Arkadaşlar L aynı sıvı değildir. L 100 santigrat derece kaynadığı için farklı bir sıvıdır. Cevabımız B şıkkı olacak. Bir sıvıya ait sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Gra Grafik yorumayla ilgili bir soruyla devam ediyoruz. Sı Üçüncü dakikada sıvının sıcaklığı 30 santigrat derecedir. Üçe bakıyoruz. 30 santigrat derece doğru. Sıvının 9 dakikada sıcaklığı 62 santigrat dereceye bakıyoruz. 9 dakikada 62... Doğru. Sıvının kaynama sıcaklığı 78. Bakıyoruz hangisinde sabit kalmış? Kaynama sıcaklığında sıcaklık sabitti. 78. Doğru. Sıvının kaynama esnasında sıcaklığı sürekli artmaktadır diyor. Yanlış sabit kalmakta. Cevabımız D şıkkı. Diğer soruya geçelim. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Yukarıdaki grafikte bir miktar alkol ısıtılmaya başladıktan sonra zamanla termometrede okunan değerlerin değişimi verilmiş. Bakıyoruz. Zamanla artmış burada sabit sonra artmış. Buna göre A. Alkol ısıtılmaya başlandıktan 2 dakika sonra sıvı haldedir. Arkadaşlar söylenebilir. Alkol 3. dakikada kaynamaya başlamıştır. Bakıyoruz sabit kalmış kaynamaya başlamış. Doğru. Alkol 7. dakikada katı haldedir diyor. Yanlış arkadaşlar burada katı halde olamaz. Kaynadıktan sonra katı halde olamaz. Cevabımız C şıkkı söylenemez. Alkol hal değiştirdik hal değiştirirken sıcaklığı sabit kalmıştır. Bakın hal değiştirirken sıcaklığı sabit kalmıştır. Doğru. Hangisi söylenemez? C şıkkı söylenemez. Hemen soruyla devam edelim. Katı bir maddenin ısıtılma ait sıcaklık zaman grafiği yukarıda verilmiş. Katı madde arkadaşlar. Hemen buna göre hangileri doğrudur diyor. Bakalım maddenin erime noktası 40 santigrat derecedir. Madde katıysa ne yapacaktır? Sabit kaldığı yerde eriyecektir. Erime. Bakıyoruz 40 mı? Evet doğru. Maddenin 8 dakikada sıcaklığı 60 santigrat derece artmıştır. Bakalım ilk sıcaklık 20. 8. dakikada 60'a çıkmış. 40 santigrat derece artmıştır. Yanlış. Madde başlangıçta 20 santigrat derecedir. Bakıyoruz başlangıçta 20 santigrat derece. Doğru. Hangileri doğrudur diyor. 1 ve 3 doğru. Devam ediyoruz. Erlenmayer içine bir miktar su bulunan Ege ısıtıcıyı çalıştırmaya başladığı andan itibaren termometreden okuduğu değerlerle yukarıdaki grafiği çiziyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Birinci zaman aralığında ısının etkisiyle suyun sıcaklığı artmıştır. Bakıyoruz yukarıya doğru artmıştır doğru. İkinci zaman aralığında su kaynamaktadır. Bakıyoruz sabit kaldığı nokta kaynamaktadır doğru. İkinci zaman aralığında suyun sıcaklığı sabit kalmıştır doğru. Birinci zaman aralığında su donmaktadır. Sıvı halde dediği için bakın soru da su sıvı halde dediği için ısı alan donmaz. Arkadaşlar hangisi yanlış? Cevap Denizli. Diğer soruyla bakalım devam edelim. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aynı maddenin erime donma sıcaklığı aynıdır. Bakıyoruz arkadaşlar. Her, her, ikisinde sabit kalan sıcaklığa bakıyoruz. 0 0 da sabit kalmış. 0 0 0 da sabit kalmış. O halde Erime ve donma sıcaklığı sabittir. Doğru. Bu 0 santigrat derecede erir. Isı alıyorsa erir. Su 0 santigrat derecede donar. Isı veriyorsa donar. Doğru. Saf bir maddenin hal değişiminde sıcaklığı sabit kalmaz. Yanlış arkadaşlar. Sı Saf bir maddenin hal değişiminde sıcaklığı sabit kalır. Cevabımız D şıkkı. Hemen soruyla devam edelim. Yukarıdaki şekilde su ve etil alkol gibi özdeş sıvılar kullanılarak oluşturulmuş düzenekler verilmiş. Deney düzenekleri kullanarak hangisi cevap bulunabilir diyor. Madde miktarı kaynama noktasına etkiler mi? Bakıyoruz arkadaşlar. Aynı suyun miktarları farklı kaynama noktasına etki eder mi? Bunu bu düzeneyi kullanarak yapabiliriz. Maddenin cinsi kaynama noktasını etkiler mi? Bakıyoruz arkadaşlar su, etil, alkol, farklı iki cins olabilir. Isıtıcının gücü kaynama noktasını etkiler mi? Aynı ısıtıcılar kullanıldığı için biz bunu bu düzenekten gözlemleyemeyiz. Hangilerine cevap bulabiliriz? K ve L'ye cevabımız A şıkkı olur. Mıstık Fendi YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıp like, at like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.